Lizbon'un konumundan ve çevresinden başlayacak olursak, İspanya'nın da bulunduğu İber Yarımadası'nın güneybatı kıyısında, Tagus Nehri'nin Atlantik Okyanusu'na aktığı noktada bulunuyor. Kuzeyden gelip, kentin doğusuna varıp, güneyinden denize kıvrılan Tagus ve Lizbon, ayrıştırılamaz bir ilişkiye sahip. Hatta Lizbonlu şairler bunu birçok sefer bir aşk hikayesi gibi anlatmış. Bu ilişkinin detayına birazdan gireceğim birçok tarihi ve doğal sebebi var. Normalde ortalama 3 kilometre genişliğe sahip olan Tagus, kente vardığında 11 kilometre genişliğe ulaşarak olağanüstü güzellikte bir doğal liman oluşturuyor. Lizbonlular yani Lisboetalar bu limana güneşin yansımasıyla oluşan göz kamaştırıcı etkiden dolayı Saman Denizi adını veriyorlar. Lizbon'un il benzeri metropol idari bölgesine dahil olan batı yakasında ise Portekiz Rivierası diye hitap edilen turistik Sintra ve Kaşkayş kasabaları ve bunları çevreleyen Sintra Dağları yer alıyor. 529 metrelik zirve noktasıyla aslında ülkemizde alışık olduklarımıza göre dağlık bölge demeye bin şahit isteyecek bu yer, doğal güzelliğiyle, turistik alanlarıyla ve sıcak yaz aylarındaki rahatlatıcı havasıyla kent sakinlerinin pratik ve yakın bir hafta sonu kaçamağı. Fakat Lizbon'un çevresindeki bölgelerden bana sorarsanız en önemlisi Avrupa kıtasının en batı noktası olan Cabo da Roca. Cabo da Roca ile ilgili belki en başta akla gelmeyecek bir özellik, Amerika kıtaları keşfedilene kadar dünyanın uç noktasının burası olduğunu inanılması. Ama biz kentin kendisine dönelim. Tarih boyunca detayına gireceğim belli olaylardan dolayı nüfusu defalarca yükselip azalan Lizbon, günümüzde 550 bin kişilik bir kent merkezine, metropolü de sayarsak neredeyse 3 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu ülkenin nüfusunun yaklaşık %28'ine denk geliyor ve karşılaştıracak olursak aşağı yukarı Bursa ilimiz kadar. Fakat böyle biraz fazla teknik ve kolay bulunabilecek bilgilerle canınızı sıkmadan bu kentin tarihine dalış yapmak istiyorum. Sizi bilmem ama araştırmamı yaparken şimdi vereceğim ilk bilgi beni gerçekten çok şaşırttı. Lizbon, Avrupa'nın Atina'dan sonra en eski ikinci başkenti. Evet, yanlış duymadınız. Vallahi dilim de sürçmedi. Aşağı yukarı M.Ö. 1200 yılında kurulan Lizbon, Roma kentinden 450 yıl daha eski. İstanbul'un yani ilk ismiyle Bizantyon'un ise tarihçiler tarafından genel olarak kabul edilen kuruluş tarihinden neredeyse 600 yıl daha eski. Kayda geçen ilk ismi Olisipo olduğu için bu ismin bazı rivayetlere göre Homeros'un Odiseya destanının ana karakteri olan Ulysses veya Odysseus'tan geldiği öne sürülürken, bazıları ise bu ismin İslam ve Yahudilik dinlerinde kutsal olan peygamber Hazreti Elyasa'dan geldiği kanısında. Fakat tarihçilerin çoğu bunun kenti ilk bir ticaret kolonisi olarak kuran Fenikeliler tarafından kullanıldığı ve Fenikece'de güvenli liman veya hoş küçük liman anlamına gelen Alis Ubbo kelimesinden uyarlandığı kanısında. Evet, Fenikeliler dedim. Günümüz Türkiye'si, Yunanistan'ı, Kıbrıs Adası, Suriye'si, Lübnan'ı, Libya'sı, Tunus'u, Fas'ı, Fransa'sı, İtalya'sı ve İspanya'sında ticaret kolonisi kuran o Fenikeliler Lizbon'u da kurmuşlar. Hem de o zamana kadar görülmemiş denizcilik teknolojileriyle günümüzdeki savaş gemilerine bile ilham kaynağı olan Fragatas ismi verilen hilal şeklinde tekneler inşa edip Cebeli Tarık Boğazı'nı aşıp olağanüstü bir başarıyla Atlantik Okyanusu'ndan geçip kurmuşlar ticaret uğruna. Fenikelilerin Akdeniz'i çevreleyen her üç kıtanın tarihine olan etkilerinden ne kadar bahsedilse az. Bu insanlar belki de gerçek anlamda küresel ticaretin ilk örneklerinden biri. Hatta belki de ilki. Peki, anahtar soruya geliyorum. Neden tam olarak bu noktada kurmuşlar? Bunun cevabı neredeyse her önemli kentte olduğu gibi coğrafya arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi Lizbon okyanus kıyısında bulunuyor. Ve deniz ticaretine kafayı takmış olan Fenikeliler için bu açıdan ideal. Ayrıca Tagus Nehri okyanusla buluştuğu o noktadan İspanya'nın göbeğinde bulunan Madrid'in doğusuna kadar uzanıyor ve 1007 kilometre uzunluğunda. Bu Fenikelilerin hem yarımadanın iç kısımlarındaki milletlerle ticaret yapması için hem de belli ham maddelere ulaşabilmesi için olağanüstü bir fırsat olmuş. Zamanla Fenikelilerin kurduğu birçok kent bağımsızlık ilan etmiş ve Lizbonlular bu kent devletlerinden biri olan ve merkezi günümüzdeki Tunus'ta olan
Kartaca ile müttefik olmuş. Fakat Roma ve Kartaca arasında gerçekleşen ve Kartacalıların tamamen yok olmasına sebep olan Pön Savaşları dolayısıyla Lizbon, öncelikle Roma'nın İber Yarımadası'nı işgal etmesine yardımcı olmuş ve sonrasında tam 600 yıl boyunca Romalıların himayesi altında kalmış. Lizbon sakinleri nadiren verilen Roma vatandaşlığına hak kazanmış ve 50 kilometre karelik bir bölgeyi yönetmelerine izin verilmiş. Özellikle Jules Caesar'ın Roma'yı imparatorluğa çevirdiği dönemde Lizbon stratejik ve ticari açıdan avantajlı konumundan dolayı Municipium yani kent seviyesine çıkarılmış ve ismi bu adamın egosunu gözler önüne serecek bir şekilde Felicitas Julia olarak değiştirilmiş. Kentin Roma döneminde başka kentlerle yol bağlantılarının kurulmasının yanı sıra Romalılar tarafından müthiş bir şehircilik anlayışı gösterilerek duvarlar, tiyatrolar, hamamlar, saraylar, kanalizasyon sistemleri ve evler inşa edilmiş. Özellikle balıkçılık, şarap ve tuz ticareti çok ilerlemiş. Ciddi bir Yunan tüccar nüfusunun yanı sıra birçok köle, kent zenginleştikçe buraya getirilmiş. Üst üste oluşan savaşlar ve doğal felaketler sebebiyle maalesef günümüzde burada az sayıda Roma kalıntısı bulunsa da önemi tartışılamaz. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun düşüşü hızlandıkça Lizbon, Hristiyanlığın en hızlı yayıldığı kentlerden biri olmuş ve Roma'nın sonu geldiğinde kentin nüfusunun neredeyse tamamının Hristiyan olduğu tahmin ediliyor. Milattan sonra 409 yılından 8. yüzyılın başına kadar Avrupa'yı alt üst eden Alanlar, Vandallar, Suebiler ve Visigot kavimleri arasında el değiştirip durmuş Lizbon. Fakat 6 Ağustos 711'de kentin kaderini değiştiren bir gelişme yaşanmış. İslam dinini ve devletini hızla yaymaya devam eden ve bu çerçevede İber Yarımadası'na giren Emevilere bağlı Kuzey Afrikalı Araplar ve Berberiler Lizbon'u fethetmiş. Tam 433 yıl boyunca kentin egemenleri olan Müslümanlar yepyeni ve gelişmiş bir kale ve duvarın yanı sıra saraylar, camiler, evler inşa etmiş, kanun üstünlüğü oluşturmuş ve farklı dinlerden ve milletlerden insanlar çok rahat beraber yaşamış. Bu dönemde olağanüstü zenginleşen ve Roma dönemindeki uluslararası bağlantılarını tekrar güçlendiren kent, aynı zamanda kültür ve sanat anlayışının büyüdüğü bir yer olmuş. Müslüman döneminin etkileri hem mimari anlamda hem de sanatsal anlamda günümüze kadar uzanmış. Çin sanatını Lizbon'a getiren Müslümanlar, daha sonra Hristiyanların da bu sanatı benimsemesiyle kentin en önemli sembolleri haline gelen azulejoların yayılmasına sebep olmuş. Günümüzde Türkiye'deki Çinileri andıran bu azulejo fayansları kentin birçok yerini süslemeye devam etmekte. Detayına gireceğim büyük 1755 depreminden kurtulan nadir mahallelerden Alfama bu dönemden kalıyor ve ismi Arapça Alhamma yani sıcak kaplıcadan geliyor. Ana amacı tabii ki de Kudüs'ü ve çevresindeki kutsal toprakları ele geçirmek olan Haçlı seferlerinden Lizbon ilginç şekilde nasibini almış. İkinci Haçlı seferlerini başlatan Papa 3. Eugenius, daha sonra Conquistador yani Fatih sıfatıyla anılan 1. Afonso'ya güneye inip Lizbon'u ele geçirmesini emretmiş ve 25 Ekim 1147'de Müslümanlar Kuzey Avrupa devletlerinden de yardım alan 20 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı dayanamayıp kenti kaybetmiş. Bu olay Hristiyanların tüm yarımadayı geri alma dönemi olan 700 yıllık Reconquista'nın da önemli bir parçası. Neredeyse tüm camiler kiliseye çevrilmiş olsa da kentin yapısı 1. Afonso tarafından çoğunlukla korunmuş ve önceki emirin sarayı aynı işlevde kullanılsa da bu dönemde Müslümanlarla savaş devam ettiği için Portekiz Krallığı'nın başkenti 1256 yılına kadar daha kuzeyde yer alan Coimbra kenti olmuş. Lizbon başkent unvanını geri kazandıktan sonra günümüzde halen aktif olan dünyanın en eski üniversitelerinden Lizbon Üniversitesi 1287 yılında kurulmuş. 1373 ve 1384 yılları arasında kent, günümüz İspanya'sının öncüsü Kastilya Krallığı tarafından defalarca saldırıya uğramış fakat bağımsızlığını korumuş. 15. ve 16. yüzyıllarda tartışmasız şekilde Portekiz'in ve Lizbon'un en parlak dönemi olan coğrafi keşifler devrini görüyoruz. Artık kulağımızın alışık olabileceği önemli kaşifler bu dönemde yaşamış ve birçoğu Lizbon'dan yola çıkmış. 1497-99 yılları arasında Vasco da Gama deniz yoluyla Hindistan'a ulaşan ilk kaşif ve Ferdinand Magellan
sonunda ölümüne sebep olmasına rağmen 1519 ve 21 yıl arasında dünyanın çevresini dolaşan ilk kaşif olmuş. Bu tür keşiflerin etkisiyle özellikle Kral 1. Manuel'in liderliğinde Portekiz, dünyanın birçok yerinde koloni kuran ilk devlet olarak bir süper güç halini almış. Ve bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun bile Hint Okyanusu'ndaki ticaret aktivitelerini aşırı olumsuz yönde etkilemiş. Lisbon bu süper gücün merkezi ve her anlamda kozmopolit, herkesin gelip yaşamak istediği resmen bir hayal kenti haline gelmiş. Kuzey Afrika ve Avrupa mimari kültürlerini birleştiren ve dönemin kralının adını taşıyan Manuelin mimari tarzı kentin çevresini değiştirmiş. Bu dönemin günümüzdeki en önemli örnekleri göz kamaştırıcı güzellikteki Belem Kulesi ve Jeronimos Manastırı. İlginç bir bilgi vermiş. UNESCO miras alanı olan Belem Kulesi'nin inşaatının ana sebebi kenti korumaktı ve Tagus Nehri'nin ortasında inşa edilmişti. Fakat zamanla nehrin rotası ciddi şekilde yer değiştirdiği için bu kule artık karaya neredeyse yapışık durumda. Bu dönemin başka bir önemli yapıtı, günümüzde nehrin tam kıyısındaki Comercio Meydanı'nın yerinde bulunan Ribeira Sarayı'ydı. Fakat 1755 depreminde yerle bir olan bu görkemli saray nehre gömülmüş ve maalesef kalıntısı bulunmuyor. Manuel'i takip eden dindar lakaplı Kral 3. João çok farklı politikalar izlemiş. Lisbon Üniversitesi'ni kentten taşımış, İsa Cemiyeti tarikatını ve ayrıca Hristiyan olmayan kişilere baskı uygulamak ve din değiştirtmekle görevli Engizisyon sistemini kente davet etmiş. Bu dönem Müslümanlar için fakat özellikle kentin ekonomisini ayakta tutan Yahudiler için çok kara bir dönem. Bu iki dinin mensuplarının çok küçük kısmı Hristiyan olmayı kabul ettiği için ya öldürülmüşler ya da Lisbon'dan kaçmak zorunda kalmışlar. Birçok Yahudi, günümüzde Sefarad Yahudisi olarak hitap edilen İspanyol Engizisyonu'ndan kaçan gruplarla buluşmuş ve Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere birçok ülkeye dağılmış. 1578'de Fas'ı işgal etmek için müthiş başarısız bir sefere çıkan Kral Sebastian öldürülmüş, Habsburg mensubu İspanya Kralı 2. Felipe de bunu fırsat bilerek Portekiz'i işgal etmiş. 1588'de İngilizler ve Hollandalılar tarafından yenilgiye uğratılan Yenilmez lakaplı İspanyol Armadası'nın önemli bir kısmı Lisbon'dan denize açılmış. Fakat 1640'da İngilizlerin de yardımıyla bir grup asil Lisbon'u ve Portekiz'i tekrar bağımsız hale getirmeyi başarmış. Önemli bir nokta şu ki bu tarihten 1810'a kadar İngiliz tüccarların kurduğu Britanya Fabrikası yani British Factory isimli bir şirket Portekiz hükümetini düzenli olarak tehdit edecek ve kararlarını değiştirecek kadar güç kazanmış. 1640'tan sonraki 100 yıllık dönemde Brezilya'daki koloniden elde edilen zenginliklerle Lisbon yeni bir umut ve optimizm devrine girmiş. Su kemerleri ve kiliseler inşa edilmiş, ekonomi büyümüş. Fakat 1 Kasım 1755 sabahında tam anlamıyla bir felaket kenti vurmuş. Azizler günü için neredeyse tüm kent sakinlerinin kiliselerin içinde kapalı kaldığı bir anda 8.4 ile 9.0 ölçüsü arasında bir deprem 3 kere üst üste toplamda 10 dakika boyunca inanabiliyor musunuz? 10 dakika boyunca kenti sallamış. Ardından ortaya çıkan devasa tsunami ve 3 gün boyunca devam eden yangın sonucunda kentin %90'ı yerle bir olmuş. Önceden bahsettiğim Alfama bölgesi ve bir takım önemli anıt halen ayakta olan nadir yapılar arasında. Bu felaket kenti, kentin kaderini ve kentin insanlarını sonsuza kadar değiştirmiş ve ne Lisbon ne de Portekiz eski gücüne bir daha erişebilmiş. Kenti, kentin kültürünü ve hatta müziğini bile günümüze kadar bir melankoli ve hafif hüzün havasına sokan hissin başlıca sebebi bu. Ayrıca felaketin Hristiyanlık açısından bu kadar önemli bir günde herkes dua ederken gerçekleşmesi birçok insanın dinden soğumasına ve Britanya gibi ülkeleri takiben aydınlanma dediğimiz dönemin hızlanmasına sebep olmuş. Ne olursa olsun halkının ve liderlerinin özverisiyle bu kent kendini ayağa kaldırmış ve modern tekniklerle tekrar inşa edilmiş. Dönemin başbakanı, ülkenin her anlamda yöneticisi Marquis de Pombal ve baş mühendis Manuel de Maya öncülüğünde günümüzde Pombalin denilen
mimari tarzla kentin sokakları ve binaları yeniden inşa ediliyor. Eski dar, kıvrımlı sokakların yerine geniş, bol meydanlı, cetvelle çizilmiş gibi caddeler gelmiş. Ortalama 4 katlı, fazla süsleme olmayan ama yine de bulunduğu coğrafyanın özelliklerini barındıran evler inşa edilmiş. Kurtarılabilecek durumda olan az sayıda bina restore edilmiş, fakat Karmo Manastırı gibi bazı binalara o günü hatırlamak için sembolik olarak dokunulmamış ve günümüzde de ziyaret edilebiliyor. Ayrıca birçok tiyatro, opera salonu, saray, meydan ve altyapı çalışmaları bu dönemde gerçekleştirilmiş. 19. yüzyılda Napolyon'un Lizbon'u işgali kentin gelişimini yavaşlatmış olsa ve Portekiz hükümeti birkaç seneliğine Rio de Janeiro'ya taşınmak zorunda kalsa bile bu dönem hızla geçmiş ve 1885 yılına kadar kentin nüfusu tam 300 bine varmış. O zaman için büyük bir sayı bu. Kentin ilk demir yolları ve günümüzde karakteri korunmuş tramvay hatları da inşa edilmekle birlikte kentin neredeyse her yerinde bulabileceğiniz, akıl almaz bir dikkatle serilmiş ama bir o kadar da her yiğidi rahatlıkla kaydırıp düşürmeye eğilimli kireç taşı ve bazalt kaldırımlar da bu dönemde yerlerini bulmuş. 1906 itibariyle kent tekrar olaylı bir döneme girmiş ve Kral 1. Carlos, João Franco diye bir adamı başbakan ilan etmiş. Sonrasında da diktatör olarak davranmasına izin vermiş. Fakat hatırlatayım ki bu birkaç on yıl sonra ortaya çıkan İspanyol Francisco Franco ile aynı kişi değil. 1908'de bir sabah kral ve varisi Comercio Meydanı'nda suikaste uğramış ve şüpheli bir şekilde küçük oğlu 2. Manuel krallığını ilan etmiş. Bu macerada çok uzun sürmemiş ama ve 2 yıl sonra cumhuriyet ilan edilmiş. 1932'de neredeyse iflas noktasına gelen ve üst üste darbeler geçiren ülkenin yönetimini Antonio de Oliveira Salazar ele geçirmiş. Salazar kendisi de bir ekonomist olarak güçlü ve düzenli politikalarıyla ülkenin ekonomisini ayağa kaldırmış, ülke içi şirketleri özelleştirmeye ve ticarete yoğunlaşmış. Kentin ekonomisine olağanüstü katkıda bulunan, günümüzde 25 Nisan Köprüsü olarak bilinen ve kentin birçok yerinde görülen o zamanın Salazar Köprüsü 1966'da tamamlanmış. Komşu diktatör Franco'yla iyi ilişkilere rağmen çok yaklaşılmamış ve 1949'da ülke NATO'ya katılmış. Fakat böyle başarılara rağmen Salazar maalesef ülkenin halkının çok büyük kısmını hem politik hem de sınıfsal olarak hiçe saymış ve müthiş boyutta baskıcı politikaları gittikçe artmış. Karşı çıkan halk mensupları ve politikacılar öldürülmüş. 25 Nisan 1974'te bu baskıcı hükümet serisi düşürülmesine rağmen politik dengesizlik ve ciddi ekonomik sıkıntılar kenti ve ülkeyi neredeyse uçuruma sürüklemiş. Ta ki 1986 yılında ülke daha sonra Avrupa Birliği'ne dönüşecek olan Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne katılana kadar. Bununla birlikte aynı zamanda 1998'deki Expo Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapma hakkı kazanan Lizbon'da büyük bir hazırlık dönemi başlamış. Olaylı ve şanssız bir 20. yüzyıl geçiren kent, 1994'te Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş. 1998'de fuara yetiştirilen birçok yapının yanı sıra Avrupa Birliği'nin en uzunu olan tam 12.3 kilometrelik Vasco da Gama Köprüsü dahil olağanüstü bir kent, ekonomi, teknoloji, yaşam şartı ve itibar geliştirme atılımı olmuş. 21. yüzyılın başında yeniden gelen dengesizliklere rağmen günümüzde Lizbon, Portekiz'in ekonomik, politik ve kültürel kalbi ve Avrupa'nın da en önemli turistik, lojistik ve ekonomik merkezlerinden biri. Kentleri global ilişkilerine göre sıralayan ve gruplayan, oldukça saygınlığı olan Globalleşme ve Dünya Kentleri Araştırma Ağı, Lizbon'u İstanbul, San Francisco ve Viyana gibi kentlerin de bulundurulduğu, dünya ekonomisiyle yüksek derecede entegre olduğu anlamına gelen alfa eksi kategorisini koyuyor. Bunun en önemli yapı taşlarından biri ulaşım. Gelişmiş toplu taşıma sistemleri ve kentin bir sembolü haline gelmiş tarihi tramvay hatlarının yanı sıra hem Portekiz hem Avrupa için önem arz eden turistik ve lojistik deniz ve havalimanı var Lizbon'u. Lizbon'u Portekiz'in ikinci en büyük kenti olan Porto'ya bağlayacak hızlı tren projesi geçtiğimiz Ekim ayında açıklandı. Ayrıca
oldukça ilerlemiş ve ülkenin tamamına bağlanmış otoyol ve normal yolcu treni hatları da bulunuyor. Lisbon'un ekonomisi tarih boyunca denizcilik ve balıkçılığa, özellikle sardalya balıkçılığına bağlı oldu. Fakat günümüzde doğal olarak farklı sektörler ve endüstriler de kente taşındı. Gemicilik, çelik ve petrol gibi sanayi unsurları da yerini kimya, elektronik, tütün, kağıt, gıda, tekstil ve en önemlisi ağaç mantarı üretimine bıraktı. Portekiz, bugün dünyada kullanılan ağaç mantarı malzemesinin %50'den fazlasını üretiyor ve ihraç ediyor. Hizmet sektörü, turizm ve finansın uçmasıyla birlikte kent ekonomisinin önemli unsuru haline gelmiş. İstanbul doğumlu petrol tüccarı Kalust Gulbenkian'ın müthiş zengin koleksiyonlu müzesi ve Azulejo Müzesi dahil birçok müze, tiyatro, tarihi kasaba, restoran, plaj ve doğal güzellik ve ayrıca bankalar ve başka hizmet sektörü unsurları Lisbon'u taşıyor diyebiliriz. Lisbon, özellikle 1980'li yıllardan beri eski kolonilerden müthiş bir göç durumuna maruz kalıyor. Brezilya, Angola ve Gine-Bissau'nun yanı sıra Doğu Avrupa ülkelerinden de birçok insan daha iyi ekonomik, sosyal ve politik imkanlar için Lisbon'a geliyor. Kent ve kent sakinlerinin genel olarak bu insanları kabul etmesi, kenti belki de her zaman olduğundan daha dinamik ve kozmopolit bir hale getirmiş durumda. Fakat bunun kentin altyapı, istihdam ve ev mevcudiyeti durumunu ciddi şekilde zorladığını belirtmeliyim. Kültürel ve müziksel etkinlikler ve spor burada çok önemli. İspanya'ya nazaran daha küçük bir boğa güreşi kültürünün yanı sıra Benfica ve Sporting Lisbon gibi takımların temsil ettiği futbol burada bizde de olduğu gibi bir aşk unsuru niteliğinde. Kentin yerel müziğine fado yani kader deniyor. Ve paylaşacağım linklerde de göreceğiniz gibi kulağa çok tatlı gelse de hüzünlü ve melankolik Lisboetaların saudade dediği bir havası var. Bunu kentin destansı fakat aynı zamanda trajedi dolu tarihine bağlıyor. Mutfağı senelerin, medeniyetlerin ve denizin temsilcisi. Taze sardalya ve başka okyanus ürünlerinin yanında et yemekleri de burada yaygın. Fakat kentin tartışmasız en ünlü yemeği pastaneye göre pastel de nata veya pastel de belem adı verilen bir tatlı türü. Üzeri kızartılmış krema ve milföyden yapılan bu tatlı için özellikle bu kente gelen insanlar ve her anlamda mükemmel olduğunu kendi tecrübemden de söyleyebilirim. Bu ilk videoyu ağzımızın tadı tatlı kalsın diye pastel de nata'nın özgeçmişiyle ilgili bence çok ilginç olan bir hikayeyle sonlandırayım. 1820'de Portekiz hükümetinin Rio'dan geri dönmesiyle birlikte tarikatların kontrolüne karşı büyük bir hareket oluşuyor ve 300 yıl önce kente davet edilen İsa Cemiyeti tarikatı ve başka dini cemiyet üyeleri öldürülüyor veya kovuluyor. Bunlardan bazıları öldürülmemek için yüzyıllardır sır olarak tuttukları pastel de nata tarifini ilk defa cemiyet dışına açıklıyorlar ve bu sebeple üyeleri kurtuluyor. Böyle bilgiler size de ilginç geliyorsa lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yandaki çan işaretine tıklayarak yeni video çıktığında cihazınızın size bildirim göndermesini sağlamayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2 hafta sonra yeni kentimizle Kentoloji'de buluşmak üzere.